Ünlü heykeltıraş Michelangelo'nun boynuzlu Musa adlı bir heykeli vardır. Sahi, Michelangelo Musa'yı neden boynuzlu yontmuştur? Kutsal kitap Tevrat İtalyanca'ya çevrilir. Tevrat'ta şöyle bir bab vardır. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiğinde yüzü parlıyordu. İbranice parlamak sözcüğü karan. Ama yine İbranice karana çok benzeyen bir başka sözcük vardır. Keren. Ve çeviriyi yapan bu iki sözcüğü karıştırır. Bab İtalyanca'ya şöyle çevrilir. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiğinde yüzü boynuzluydu. Çünkü karan parlamak demekse keren boynuz demekti. Ve okuduğu kitapta bir çeviri hatası olduğunu bilmeyen Michelangelo bu baptan etkilenerek ünlü boynuzlu Musa heykelini yapar.